Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği, Diyaliz Hekimleri Derneği ve Çukurova Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı'nın birlikte düzenlediği Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Adana Hemodiyaliz Eğitim Toplantısı'na hoş geldiniz. Meşakkatli, haftada 3 gün, 4 saat hastayla birebir beraber olduğumuz, birebir yaşadığımız, uzunca yıllar tanıdığımız, ailesini, çocuğunu, etrafını tanıdığımız çok da meşakkatli, çok da zor bir tedavi. Türkiye'de yaklaşık 60 bin tane diyaliz hastası var. Nakil hastalarını içine kattığımızda periton diyalizini 70 bin tane böbrek hastası var. Ortalama olarak %1, yani Türkiye nüfusunun %1'i bir hastalık grubu olan ve bunları tedavi eden bir ekip. Çok büyük bir ekip. Hemşiresi, doktoru, teknisyeni, çalışanları, hele şimdi de belediyeyi bu işin içine kattık. Ben çok mutlu oldum doğrusu. İlave olarak belediyenin de işinde olduğu çünkü atıklarıyla. Büyük bir ekip. Ben uzunca yıllardır burada çalışıyorum. Gurur duyuyorum. Çok da seviyorum. Severek yapıyorum. Ben eminim burada çalışan tüm hemşire arkadaşlar, tüm çalışanları, diyalizin çalışanları bu işi sevgiyle yapıyor. Çünkü diyaliz gerçekten çok meşakkatli. Ancak sevgiyle yapıldığında iyi olan, daha iyi sonuçlar aldığımız bir tedavi. Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı olarak halk ve çevre sağlığına yönetmelikler çerçevesinde gereken önem ve ehemmiyeti gösteriyor. Tedbirlerimizi bu doğrultuda alıyoruz. Kateterlerde kateterden belli bir uzaklıkta yerleşmiş dakron maşonlar bulunur. Bunlar yaklaşık 5 santimetre, giriş yerinden 5 santimetre uzaklıktadır. Dakron maşonlar fibrotik dokunun tutulması ile hem mekanik stabilite sağlar hem de enfeksiyon aralığını azaltır. Yani orada bir bariyer görüntülür. Teflon ve poliüretan olanlar daha az trombojeniktir. Tünelli kateterler açık uçlu ve kapalı uçlu olarak sınıflandırılır. Tek, çift ve üç lümenli olabilirler. İğnelesi yüksek olan ve trombosit sayısı 25 mm3'den düşük olan hastalar için uygun değildir. Hitman kateter de bizim klinikte çok kullandığımız kalıcı kateter çeşitlerindir. Ucu sağ atrium ile superior vena cava birleşimi kullanılır. Sağ vena jugularis, internal karotis arter ve babus...